Bu Robonomics programından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu elçilik programını duyurmuşlar. Girişte var. Ben Robonomics'i herhalde 1,5 yıl falan oldu takip etmeye başlayalım. Niye takip ediyorum? Şimdi Polkadot altyapısında şöyle bir şey var. Tabiri caizse herkes yerini almış. Yani robotik tarafı, smart contract tarafı, IoT tarafı, DeFi tarafı, kimlik tarafı, kitle falan böyle herkes kendi yerini almış. Burada Robonomics para chainler üzerinde söylüyorum Polkadot'taki. Burada Robonomics'te farklı bir proje. Şimdi burada şeyi çok iyi çalışmışlar. Şurada use da olması lazım. Pardon, community'de. Kitaplar yayınlamışlar. 3 tane kitap yayınlamışlar. Burada robot ekonomisi diye bir şeyden bahsediyorlar. Davos sunumu var, kurucusunun. Onu da bakmanızı tavsiye ederim. Daha bir ay önce falan yaptı. Bunu 2018'de yayınlamışlar. Yani bunların odaklandığı şey şu, diyor ki Endüstri 4.0 çok önemli bir konu, tamam. Ama biz Endüstri 4.0'a geçerken kesinlikle blockchain'den faydalanmalıyız. Çünkü burada robotlar bir ekonomi oluşturacak ve biz bu ekonomiyi siber fiziksel sistemlerle bulabiliriz. Bu siber fiziksel sistemler düşüncesini vurguluyorlar sürekli. Burada bakın bir örnek vermiş. Benim kafayı çekelim. Gördünüz burada. Yani bizim sürekli blok zincirde söylediğimiz işte o tedarik zincirleri falan filan da burada içine giriyor. Robonomic platformları, Robonomic Network'ün hayat döngüsünü göstermiş. Bunların hepsini ben Türkçe çevirmek istiyorum fırsat olursa. Çünkü çok kıymetli işler. Bir de burada hemen Türkiye'de bir robotik kodlama çılgınlığı vardı. Bunu buraya kanalize edebiliriz. Yani binlerce öğrenci. Yani Türkler burada biraz daha pastayı alabilir. Çok proje de yok böyle robotik ve blok zinciri birleştiren. Robonomics Token diye bir şey var. XRT. Ama yanılmıyorsam, şimdi bakalım beraber de, bunların bir tane daha şeyi vardı ya. Robonomics. Ha, bir de Robonomics Web Service diye bir şey yapmışlar. Onu çok tanımlamadım, şey yapmadım ama 1300 kişi izlemeye almış. Daha yayınlamamışlar mı? Ya da kalktı mı yayınlar? O ilginç bir şeydi çünkü. Çok 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 az sayıda vardı. Bunun mesela yine 9 milyon şeyi var. Dolaşımda jetonu var. Market cap'i de düşüktür muhtemelen ya. 3 milyon. 3 milyona kadar düşmüş. 3 milyon dolar. Aslında bir ara yükselmişti. Buralara kadar çıkmıştı. 69-70 dolardan 3'e düşmüş. Ay 70 dolar olsa 60-70 milyon dolar olmuş. Seyreltilmişi de tabii 33 milyon dolar şu anda. Dolaşımdaki jeton, toplam jetonun %10'u daha az. Neyse, jetonlarla değil de teknolojiye biraz bakalım. Burada robot ekonomisiyle ilgili 2017'de de bir çıkış yapmış ve 3. kitap 2021 yılında biraz daha genişletiyor. Burada robot network'ü ne girmiş? IPFS üzerine bunu yüklemişler bu kitabı ama bu biraz yavaş açılıyor, ben hatırladım. Bununla ilgili bir tweet serisi atmıştım. Orada var. Genelde işte Endüstri 4.0 dönüşümünden falan bahsediyor. Kusama slotu. Kusamayı kazanmışlardı hatırladığım kadarıyla. Para chain'im. Kusama üzerinde yer alıyorlar. Vizyonları. Diyor ki siz kendi IoT servisinizi gelin Robonomics üzerinde yapın. Niye yapayım? İşte orada bazı avantajlar oluyor yaparken. Örneğin gitmiş Kusama'da bir slotu kazanmış. Siz burada bir şey geliştirdiğinizde Kusama'daki diğer şeylerle etkileşimi oluyor. Örnek vereyim. Kusama'daki slotlardan birini Kilt aldı. Decentralized ID yapıyor, merkeziyetsiz ID. Yani sizin bir cihazınız olduğunda ona blok zincir üzerinde bir kimlik, şurada bakın hata verdi. IPFS'de her zaman çalışmıyor. Kimlik oluşturacağınız zaman bunu kullanırsınız. Kilt'i kullanırsınız. İkisi de yazılımsal olarak aynı altyapıyı kullandığı için de işiniz kolay olur. Sergey Lanskov bunun kurucusu. Bu da yani zehir gibi biri. Takip edebilirsiniz. Hatta burada Ethereum Blockchain Transaction 2016'da test ediyor. Drone'u Ethereum blok zincirine koyuyor. Yani drone'u bir çalışan olarak Ethereum blok zincirinde test ediyor. Bu konuya kafayı takmış biri bence başarıya ulaşır.
günün sonunda. Çünkü spesifik bir alanda kendini çok uzmanlaştırmış. Yani belki biri de alabilir projeyi. Farklı bir yolda da izleyebilir ama şunu da görüyoruz. Robotikle bunun yolu da kesecek. O da çok zor değil. İşte fabrikaların geleceğiyle ilgili şeyler var. Kusumo Mars demiş. Burada Robonomics Polkapet. Polkadot ekosisteminde bununla ilgili şeyler var. Polkadot 2021 etkinliğinde akıllı şehirler için Polkadot diye bir konuşma yapmış. Yani çalışmalarını genelde şey üzerine yoğunlaştırıyor. Şehirler, nesneler, bunların blok zincire aktarılması. Erçelik programını başlatmışlar. Ona da mutlaka bakın. Daha yeni, Nisan ayında duyurmuşlar. Burada dilleri de, dillerde var. Ve Türkçe olsa güzel olur. Papers'larda da. White Paper 2018. From Cloud to Peering Technologies. Burada Ruslar var herhalde ağırlıklı olarak soyadlara bakarsak. Rus bir ekip. Dijital pasaport for unlimited. Bakın yine aynı şey. Hep odaklanmış. Yani diyor ki araçlar için dijital pasaportlar. Bu anlamda aslında kıymetli yaptığı çalışmalar. Özel bir alana yoğunlaş. Şimdi bakıyoruz. Tabii bu videoyu çekmeden önce ben bir sürü proje inceliyorum. Hep aynı şey. Earn to play, earn to play, earn to play diye projeler yapmışlar. Yani bu spesifik bir alana yoğunlaşması çok iyi. Ve Web3 Vakfı'ndan hibe almış zaten. Discord var. İşte burada DEP platformu var. Talisman cüzdanıyla bağlanmamı istiyor. Ama şu an bağlanmayalım. Talisman da Polkadot'un cüzdanı aslında. Hani Polkadot neydi? Polkadot.js sitesinin cüzdanı da var. Onunla aynı şey. Talisman biraz daha gelişmiş. Burada bağlanıyorsunuz. Bakın burada servisler var. NFT kartları falan filan. Birçok şey var. Bu şekilde bu projeyi de incelemiş olalım. Robonomics'e de bir göz atın derim.